Ülke TV ekranlarından mutlu geceler değerli izleyenlerimiz. Bir artı eksi programıyla daha bugün de karşınızdayız. Eğitim ve yaşama dair önemli gelişmeleri ve konuları bu ekranlardan sizlerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Bunu kimlerle yapıyoruz? Tabii ki Üsküdar Üniversitesi'nden çok değerli hocalarımızın katılımıyla bunu yapıyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, özellikle üniversitelere adaylarımızın yine önemli bir dönemece daha girdik. Ek kontenjanlar dönemi. Önümüzdeki günlerde açıklanacak takvim ama tabii ki 2-6'sı arasında, 2-6 Eylül arasında olan tercihlerde tabii yerleştirmeler yapıldı. Fakat boş kalan kontenjanlarımız da oldu. Bunlar ÖSYM'ye bildirildi. Önümüzdeki bu hafta içi açıklanması bekleniyor. Boş kalan kontenjanlar ve yeni bir tercih maratonu daha başlayacak. Biz de bu süreçte bölümleri ve meslekleri tanıtmayı sürdüreceğiz. Bir hatırlatma yapmak isteriz. Tabii ki tercihler döneminde Hayat Tercihtir programı bu ekranlarda sizlerle olmuştu. Gündüz kuşağında saat 15-16 arasında yarın itibariyle bir iki hafta kadar daha sizlerle olacak. Onun hatırlatmasını yaptıktan sonra hemen yine bugün ele alacağımız önemli konular var. Hocalarımız var. Hemen konuklarıma dönmek istiyorum. Üsküdar Üniversitesi'nden çok değerli iki hocam, rektör yardımcısı Profesör Doktor İzzet Bozkurt, iletişimde önemli bir isim ve duayen bir isim. Hocam hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim. Şerefler verdiniz. Sağ olun. Daha önce de tabii sizlerle buluşturmuştuk hocamızı. Bugün de iletişim fakülteleri, Türkiye'deki iletişim fakülteleri eğitimine ve geldiği noktayı ele alacağız ve kendisinin oluşturmuş olduğu yeni modeli de buradan sizlere anlatmayı İzzet Hocam'la sürdüreceğiz. Ve Profesör Doktor Hilmi Sabuncu, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Tabii ki Hilmi Hocamızı da zaman zaman ekranlara getiriyoruz bu programda. Hocamız da alanında önemli bir isim. Hocam sizler de hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Evet değerli seyircilerimiz, izleyicilerimiz. Tabii ki adaylar da bizi izliyordur bu saatte. Yarın itibariyle 15-16 arasında Gündüz Kuşağı'nda Hayat Tercihleri karşınızda olacağız. Yine Üsküdar Üniversitesi'nden değerli hocalarımız sizlerle birlikte olacak. Bugün ek kontenjanlara doğru iki önemli alan var, fakülte var. İletişim Fakültesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği programlarını, bölümlerini ele alacağız. Doğru tercihi nasıl yapılır, buna kısmen değineceğiz. İletişim fakültelerinde yeni modeli ele alacağız yine İzzet Hocam'la. Yeni bölümleri var, bunları konuşacağız. İş sağlığı, güvenliği, eğitimi. Bu iki alanda gerçekten son dönemlerde revaçta olan alanlar ve çok popüler bölümler. Bunları konuşacağız. Hocalarıma sorularınızı yöneltebilirsiniz. Mail üzerinden sabanozde@gmail.com'dan mail sorularınızı paylaşabilirsiniz. Facebook üzerinden de tabii ki /artieksitv ve Twitter'dan da artieksitv'den hocalarıma sorularınızı sorabilirsiniz. Evet hocam, tekrar hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık, bizi yalnız bırakmadınızı. Bugün de özellikle öğrenciler tabii büyük bir ihtimal hocam bu hafta içinde açıklanacak takvim ve tekrar yoğun bir maratona girecekler. Bu süreçte onlara meslekleri anlatabilmek çok önemli. Sizlerin değerli fikirlerini paylaşmak isteriz. İzzet Hocam sizden başlamak istiyorum. Daha önceki bölümlerimizde de ele aldık ama biraz daha açmak istiyorum hocam iletişimi. Türkiye'de iletişim fakülteleri var. 40'ın üzerinde olduğu biliniyor ama siz farklı bir konseptle yola çıktınız. Öncesinde iletişim fakülteleri hocam neler yapıyor? Nasıl öğrenciler yetiştiriyor? Şu bir tabloyu fotoğraflar mısınız hocam? Teşekkür ederim elbette. Bugün geldiğimiz dönem artık iletişim çağı. Çünkü hemen hemen zamanımızın büyük bir bölümü ekranların karşısında geçiyor. Evde, hatta otomobillerimizde, iş yerlerimizde, mobil olarak yürüdüğümüzde cep telefonlarımız, akıllı televizyon, akıllı telefon, 24 saat neredeyse artık bir takım ekranlarla interaktif olarak artık iletişim halindeyiz. Dünya McLuhan'ın söylediği gibi küçük bir köy ve global bir köyde yaşıyoruz. Bugün dünyanın herhangi bir yerindeki her türlü siyasi, politik, kültürel etkinliği hemen herkes her yerde çok hızlı bir şekilde hissediyor, yaşıyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki her türlü kriz hemen duyulabiliyor. Duyulmakla kalmıyor. Bireysel olarak bizler bu tür olaylarla ilgili olarak kendi kişisel görüşlerimizi paylaşacağımız sosyal medya diye adlandırabileceğimizde evet bir takım platformlar var. Bu platformlara da biz bir takım uyar. Yani dünya aslında bir iletişim çağı
çağını yaşıyor. Bu bundan 20 yıl önce de konuşuluyordu ama bu kadar ciddi, bu kadar komplike, bu kadar teknolojik olarak bunu yaşamıyorduk ve hissetmiyorduk. Özellikle bizim kuşağımız çok geçiş dönemindeydi. Şimdi iletişim bir taraftan bireysel olarak biraz önce anlattığım ve çerçevesini çizmeye çalıştığım bu dünyada herkesin kendi demokratik hakkı olan haber alma, katılma görevlerini belki de hiçbir zaman, hiçbir dönem yapmayacağı kadar çok rahat bir şekilde bireysel olarak kendi inisiyatifiyle yönetenlere denetleyebiliyor, katılabiliyor, fikrini söyleyebiliyor, interaktif olarak etkileşimde bulunabiliyor. Dünyadaki her türlü olaya karşı bir, bu anlamda çok önemli. İkinci önemli boyutu iletişimin, bugün dünyada öyle bir noktaya geldik ki artık hemen her kurum bugün iletişimi kullanmak zorunda. Hatta çok iddialı olacak belki ama bugün iletişimi temel bir alan olarak kullanmayan dünyada hiçbir sektör yok neredeyse. Hemen hemen her sektör iletişimi kullanmak zorunda. Çünkü eğer üreteceğiniz bir ürününüz varsa, bir fikriniz varsa, sivil toplum örgütüyseniz hatta, yaymak istediğiniz bir fikri, toplamak istediğiniz bir takım kampanyalar ya da bir siyasi partiyseniz işte size oy veren kitlelerle iletişiminiz. Yani hastaneden pastaneye, postaneden kütüphaneye her yerde artık iletişimciye ihtiyaç var. Çünkü bugün markalar söz konusu. Ülke markalarından, şehir markalarından, ürün markalarından, hatta bireysel markalardan bahsediliyor. Dolayısıyla iletişim öyle bir alan ki bütün bu kurumsal anlamda kurumların kendi sosyal paydaşlarıyla, hedef kitleleriyle karşılıklı, etkileşimli, çift yönlü iletişimi ve ilişkiyi sağlayacak bir uzmanlığı ortaya koyuyor, iletişim uzmanlığı. Ve bugün her kurumun buna çok ciddi ihtiyacı var. Özellikle bugün sosyal medyada biz onlara sosyal aşiretler diyoruz, sosyal cemaatler diyoruz. Çok basit bir markanın bile logo değişikliğini bile milyonlarca kişi sosyal medyadan protesto edebiliyor. O kadar markaları sahiplenebiliyorlar. Dolayısıyla iletişim böyle bir alan. Tabii fakültelere baktığımızda dünyanın her yerinde bu yoğun ve çok komplike uzmanlık için elbette üniversiteler var ve eğitim veriyor. İletişim fakülteleri de bu amaçla tasarlanmış ve bu kapsamda eğitim vermeye çalışıyor. Türkiye'de hakikaten çok kıymetli üniversitelerimize çok iyi eğitim veriliyor bu anlamda. Özellikle vakıf üniversiteleriyle beraber, teknik altyapı yatırımlarıyla beraber de dil bilen, dünyayı anlayan, analiz yapabilen, eleştiri yapabilen, kendi düşüncelerini, fikirlerini rahatlıkla çeşitli platformlarda anlatan, anlatmaya çalışan, bunun için ona sunulan mecraları gereğince ve yerinde hızlı bir şekilde etkili kullanan, hedef kitleleriyle iletişimi ve etkileşimi gerçekleştirebilen uzmanlıklara ihtiyaç var. Bu uzmanlıkları da çeşitli eğitim modelleriyle vermeye çalışıyor. Ben şimdilik böyle bir genel bir iletişim çerçevesiyle giriş yapayım. Sonra eğer hani devam ederseniz de Türkiye'deki iletişim eğitimi ile ilgili de konuşuruz. Evet. Yani bu gelişmeyi yakalayabiliyor mu hocam? Birazdan bunu sorabileceğim. Çünkü bir takım üniversiteler gerek teknoloji gerek bilimsel anlamdaki gelişmelerin biraz gerisinde kalabiliyor. Ve tabii sahayı da çok fazla koklayamayabiliyorlar iletişimde. Çünkü saha da çok önemli. Bunu da hocam birazdan sizden dinlemek isterim. Sahayı bilen bir isim olarak da sizden dinlemek isterim. Değerli izleyicilerimiz, İzzet Hocam iletişime ilişkin bir fotoğraf çekti bize. Birazdan ayrıntıları dinlemeye devam edeceğiz ama diğer bir önemli bölüm ve program daha var ki o da son dönemlerde revaçta olan bir alan, iş sağlığı ve güvenliği. Tabii ki Hilmi Hocam onu iş hijyenistliği olarak da tanımlıyor. Değil mi hocam? Neler buradan söyleyebiliriz bizi seyreden kişilere? Bu çünkü bugüne kadar hep ihmal edilmiş olan bir alan hocam. Son dönemlerde gerekli yaptırımlarla da ve koşullarla da bu alanı biraz daha hani özellikle çok üzücü ölümler de yaşanabiliyor bu alanda, çok önemli. Buradan girecek olursak hocam, iş sağlığı ve güvenliği nedir? Bir kültür mü? Tabii ki
iş güvenliği veya iş sağlığı dediğimiz zaman, hani bunun bir kültür olduğunu ifade edersek, teker teker kelime anlamları üzerinden gitmek gerekiyor. Ülkemizde iş güvenliği, iş sağlığı ve çevre sağlığı pek birbirinden ayrılmış değil. Ama birçok işletmede biz bu üç farklı konunun farklı yönetim sistemleriyle ortaya konduğunu görüyoruz. Ama bizim ülkemizde maalesef bunlar birbirine karıştı. Karışmasının nedeni de ülkemizde özellikle iş sağlığı alanında çok fazla yetişmiş öğretim üyesinin olmayışı. Benim bildiğim yaklaşık 14-15 kişi var. Türkiye genelinde. Evet, onların en yaşlısı benim. Benimle birlikte çalışan, yetişen arkadaşlarım var şu anda. Bu insanlar gerçekten etkin olamadıkları için bu konuda günlük işlerine, eğitimlerine daldıkları için çok fazla etkin olamadılar. Etkin olamayınca Çalışma Bakanlığı bu açığı kapatmak üzere kendince bir model geliştirdi. Geliştirdiği modelde işte sertifika kurslarıyla yetiştirdiği insanları, evet hocam, biraz da mesleki sınırlamalar getirerek işte sadece bu kurslardan mezun olan insanlar mühendisse veya teknik elemansa bu hakkı kullanılabilir diye bir sınırlama getirerek bir takım kısıtlamalarla ortaya çıktı. Fakat yapılan konuşmalarla, müdahalelerle bu alan birazcık daha gelişti, genişledi. Şu anda birçok meslek grubu da veterinerler gibi, biyologlar gibi bu alan içerisine girmeye başladılar. İş güvenliği olayı adından da anlaşılacağı gibi yaptığınız işin güvenliğini kastetmektedir. Yani bu bir kalite sorunudur. İşin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için bir takım kurallar vardır. Örneğin işte herhangi bir bakımın, onarımın, bir makine bakımının, onarımının yapılması bir kalite sorunudur. Bir işletmede bakım onarım kalite sorunu olarak ifade edilir. Ama bakım onarıma girecek olan kişinin sağlığının ve güvenliğinin sağlanması da işte etiketleme, güç kitleme falan gibi yöntemlerle iş sağlığı uzmanlarının sınırı içerisinde, onların kontrol içerisinde olması gereken bir konudur. Ülkemizde bunlar biraz birbirine karıştırıldı. Birbirinden ayrılmadı ve bu sistemler, yönetim sistemleri hatta bir iki kişiyle birleştirerek sunulduğu için işletmelerde bunlar tek başına bazı insanların gerçekleştirmesine bırakıldığı için de bu konuda çok başarılı olduğunu zannetmiyorum. Bunun üzerine üniversitelerde harekete geçtik ve ilklerden birisi üniversitemiz iş sağlığı alanında 4 yıllık lisans programını açtı. 2 yıllık ön lisans programını açtı. Yüksek lisans programı var tezli ve tezsiz olarak. Bunların istihdam edileceği ve onların yönlendirileceği kursların, bursların sağlanacağı, stajlarının yaptırılabileceği ortamları sağlamak üzere de Üsküme'de denilen bir merkezi oluşturduk. Yani altyapı olarak üniversitemizde hiçbir eksiğimiz kalmadı bu konuda. Evet hocam, her aşaması tamamlandı. Büyük bir atılım içerisindeyiz. Ben de yeri geldikçe size tekrar bilimsel bazı açıklamalarda tekrar bulunabilirim. Yani bizim üniversitemiz altyapı olarak hiçbir eksiği olmayan bu konuda bir üniversitedir. Hocam eğitim modeli ve içeriğine ilişkin de tabii bilgi almak isterim. Kontenjanlarınızı da belki kaç öğrenci alacağınızı, çünkü kontenjanlar döneminde bir açınız var mı bilmiyorum. Yüksek lisans ilişkin şu an ne durumda, başvuru yapabiliyorlar mı? Birazdan hocam bunları da sizden dinlemek isterim. İzzet hocama. Hocam size dönüyorum ve biraz önce kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. İletişimi güzel anlattınız hocam. Geldiği noktayı güzel anlattınız. Peki üniversiteler bunun neresinde hocam? Şimdi aslında tabii Türkiye'de biraz önce de söyledim. Çok kıymetli üniversitelerimiz var. Biz genç bir üniversiteyiz. İkinci yılı tamamlandı. Başarılı bir eğitim dönemi geçirdik ve biz kendi üniversitemizde iletişim fakültesini bu yıl açtık. 3 bölüm.
öğrenci kabul ettik. Yeni öğrencilerimiz geldi. Kayıtlarında oldular. Çiçeği burnunda öğrencileriniz. Şimdi birazcık Türkiye'de iletişimin eğitimine bakarak biz farklı bir model önerdik. Neden böyle bir şey önerdiğimizi anlatabilmek için bu altyapıya da biraz ihtiyaç var. Türkiye'de şu anda iletişim fakültesi diye konuştuğumuz okullar aslında basın yayın yüksek okulu olarak çeşitli fakülteler bünyesinde açılmış okullar. Devlet bu konuda hep öncülük yapmış. Devlet Planlama Teşkilatı'nda bile işte basın yayın uzmanı ya da işte bir halk ilişkiler uzmanı gibi bir takım uzmanlıklar tanımlamış. Ta 50'lerde 60'larda böyle alanlar var. Ama okulların basın yayın yüksek okullarının bağlı bulundukları fakültelerin etkisinden kurtulmaları epey bir zaman almış. Çünkü mesela Ankara iletişim şu anda siyasal bilgilere bağlı kurulduğu için çok ağırlıklı olarak işte kamu yönetimi, siyasal vesaire vardır. İşte mesela Ege, benim mezun olduğum üniversite önce hukuk fakültesine sonra rektörlüğe bağlanmış. Çok ağırlıklı olarak hukuk fakültesinin etkisinde kalmış. Ve eğitimi etkiliyor değil mi hocam? Tabii yani... tabii şimdi şöyle bakın şimdi şöyle eğitim şöyle bir şeydir. Eğer sektörde uygulama alanı paralel gelişmezse siz eğitimde ne kadar giderseniz gidin o hep tek motoru uçak gibi devam eder. Şimdi Türkiye'de hani iletişim sektörü neydi ki o dönemde hani basın yüksek okullarından mezun olan ya da eğitim ne olsun? Yani Türkiye'de işte sağdan sola sayın bir kanal televizyonunuz, dört tane işte genel yayın yapan gazeteniz, işte bir tane TRT'niz, onun birkaç tane bölgesel yayını vardı. Yani sektör de buydu. Reklam halk ilişkiler sektörü çok gelişmemişti. Biraz önce anlattığımız işte hemen hemen bütün reel sektör, hizmet sektöründe iletişim elemanlarına ihtiyaç mı vardı? Yoktu öyle bir şey. Tabii şimdi sektörle beraber gelişiyor. Özellikle bizim alanımız uygulamalı bilimlerdir. Yani iletişim uygulamalı bir bilimdir. Ve dünyada hep iletişim özellikle bizim alanımız sektörü takip eder. Bazı gelişmeler sektörde denenir ve üniversiteler bunun eğitimini yaparlar. Ben mesela Amerika'da okudum. Pazarlama iletişim master'ı yaptım. Ben ilk gittiğimde Marcom, Marketing Communications'tı ve gazeteciliğe bağlı bir programdı. Ben mezun olana kadar program Integrated Marketing Communications diye bir şey oldu. Başlı başına işletmelere bağladılar, pazarlamaya bağladılar. Başlı başına yeni bir takım alanlar oldu. Demek ki bu bir süreç. Türkiye'de bu süreci gerçekten yaşadı. Ancak öyle bir noktaya geldik ki ben şuna inanıyorum. Türkiye'de iletişim fakülteleri, o basın yayın yüksekokulu, sonra fakülte olma, devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, bu aradaki geçişlerde diğer fakültelerde yakalanılan dinamizmi yakalayamadı. İletişim fakülteleri anlamında benim bu kişisel görüşüm. Bir takım sıkıntılar var. Neden sıkıntı var? Çünkü ders programlarına baktığınızda programlar halen daha işte o bağlı buldukları okulların etkisiyle ya da yurt dışındaki bazı programların devşirilmesiyle oluşturulmuş. Çok birbirinin aynı, çok fazla bir konsantrasyon alanı olmayan, hatta dünyadaki iletişim alanındaki teknolojik gelişmeleri ve sektörün iletişimle ilgili beklentilerini ve ihtiyaçlarını çok iyi okuyamadan bir sürü mezun veriyoruz. Bakın çok net ifade edeyim. Bugün şu andaki iletişim fakültelerindeki bölümler ve bölümsel yapılanma ile sektörün buna karşı gelecek iş tanımları arasında çok ciddi uyumsuzluklar vardır. Bu çok önemli bir problemdir. Çünkü siz bir mezun verdiğinizde o mezun gidip sektörde nerede çalışacağı konusunda sıkıntılar yaşar. Ki bakın bugün özellikle reklam ajanslarında, halk ilişkiler şirketlerinde iletişimciden çok diğer alanlardan insanların çalıştığını görürsünüz. Televizyonlara bakın, televizyonlarda, gazetelerde bakın, iletişim fakültesi mezunlarından çok başka insanlar görürsünüz. Mezunlar değil mi? Burada bir problem değil. Çünkü bugüne kadar iletişim eğitimine çok teknik düzeyde bakıldı. Yani nedir iletişimci? Kamerayı kullanan, işte montajı yapan, grafiği tasarlayan vesaire vesaire. Oysa dünyada iletişimin ihtiyaç duyduğu şey şu anda bu teknik uzmanlıklar değil. Çünkü bu teknik uzmanlıklar için 4 yıl okumaya gerek yok bana göre. Yani kameraman olmak için 4 yıl, ışıkçı olmak için 4 yıl,
kurgu yapmak için 4 yıl, fotoğraf çekmek için 4 yıla falan ihtiyacınız yok. Bunun için meslek yüksek okulları var, uzmanlıklar var, çıraklıktan yetişmeler var. Bunlar kabul edilebilir bir şey. Ama bizim neye ihtiyacımız var? Dünyanın iletişim alanında içerik üretmeye ihtiyacı var. Yani eskiden mecra sıkıntımız vardı. İşte tek kanal televizyon akşam 7'den gece 12'ye kadar yayın yapan kısıtlı bir mecranız vardı. Herkes o platformdan faydalanmaya çalışırdı. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi her şey mecra. Yani sokaktaki billboardlar hareketli, görüntülü size bir şeyler iletiyor. Cep telefonunuz, televizyonlarınız, laptoplarınız, her şeyiniz artık sizin platformunuz. Demek ki şimdi mecra alanında bir problemimiz yok. Tam tersi bu mecralar için ve farklı sektörler için bu mecraları kullanacak ve hedef kitleleriyle etkileşimli bir iletişim gerçekleştirecek iletişim içeriklerine ihtiyaç var. Şimdi o teknik düzeydeki elemanlıkları başka uzmanlıklara bırakalım. Biz iletişim fakülteleri olarak içerik üretebilecek, bu içeriği stratejik bir fikir olarak hizmet edeceği sektör için en kıymetli şekilde kullanabilecek uzmanlıkları yetiştirmemiz gerekiyor. Bu bizim ülkemizin de problemi. Bakın, ülkemiz dünyada üretim anlamında reel sektörde çok başarılı üretimler yapmasına rağmen hizmet sektörümüz hakeza, turizmde dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesiyiz. Evet. Kentlerimiz var. İşte bakın en son olimpiyatlarla ilgili çok ciddi bir çaba ortaya koydu. Maalesef alınamadı. Keşke alınsaydı. Ürünlerimiz var. Dünyanın belki de en kaliteli tekstil ürünlerine sahibiz. Gıdada belki dünyanın en kaliteli ürünlerine sahibiz. Otomotivde sektörel olarak belki direkt bir otomotiv markamız yok ama yan sanayinde vesaire inanılmaz başarılı ürünlerimiz var. Hı hı. Ama neden biz dünyaya mal olmuş bir markamız yok? Yok. Neden yok? Bakın işte Türk Quality diye çalışılıyor. Hükümet bunun için ciddi teşvikler veriyor. Eğer bir ülkede reel sektör, hizmet sektörü bu kadar aktif gidiyor ve halen daha markalaşma konusunda bir takım sıkıntılar yaşıyorsak işte bunu arayacağımız yer iletişim. Çünkü bütün bunu markaya dönüştürecek, iletişime dönüştürecek, pazarlama ürününe dönüştürecek bir iletişim uzmanlığına ihtiyaç var. Maalesef Türkiye'de bu eğitim bugüne kadar doğru düz verilemedi ve verilemiyor. O yüzden iletişim fakültelerinin bu anlamda içerik üretecek fakülteler olarak yeniden yapılanmaya ihtiyaçları var. Biz Üsküdar Üniversitesi'nde yeni kurduğumuz bir fakülte olması itibariyle ve bu inançla üniversite yönetimimizin de bizim bu fikirlerimize inanması ve destek vermesiyle beraber biz biraz önce tanımladığım özellikle bütün dünyada ülkemizin özellikle ihtiyaç duyduğu içerik üretecek, iletişim uzmanlarını yetiştirecek programlar oluşturduk. Evet, İletişim Fakültesi bütünleşik bir programımız var. Bu programda 3 tane bölüm var. Bu bölümler de benim hani böyle bölüm ismi olarak çok isteyerek yaptığım şey değil ama YÖK'e bağlı olduğumuz için YÖK'ün bize biraz yaptırımla bölümleştirdiği bir şey. Oysa benim için tek bir bölümdü bu. Medya ve iletişim bölümümüz var. Yeni medya bölümümüz var, reklam ve tasarım bölümümüz var. Burada ne yapacağız biz? İlk 2 yıl bir kere bir iletişimcinin dünyayı anlayıp sorgulayacağı kadar temel bilgiye sahip olmasını sağlayacağız. Yani bu kişi evet iletişimi bilecek ama bu kişi felsefeyi de bilecek, sosyolojiyi bilecek, tarihi bilecek, dünyayı bilecek, siyasal tarihi bilecek, dünyadaki konjonktürel yapıyı, uluslararası ilişkileri vesaire. 2 yıl tamamen bunlarla belirli bir seviyeye bir iletişimcinin bilmesi gereken seviye. Sonraki 2 yıl tamamen uzmanlık alanlarıyla ilgili bu konsantrasyonlar. Mesela medya ve iletişim bölümü tamamen bugün televizyon gazeteciliğinden online gazeteciliğe kadar medya konverjansı diyebileceğimiz yani medya yakınsaması diyebileceğimiz çok farklı mecraları aynı amaç için kurgulayabilecek, yönetebilecek donanıma sahip bir uzman olacak ve bu dünyanın aradığı belki de iletişimci gazeteci olacak.
Yeni medya hakeza, biz sosyal medya diye hep konuştuğumuzda işte sağdan sola Twitter'ı sayıyoruz, sonra Facebook'u sayıyoruz. Halbuki sosyal medya dediğimiz şeyde YouTube'dan tutun da belki de işte eğlenceden, MSN'den, Second Life'ından eğlencesine kadar 50 bin tane platform var. Yalnızca bugün iletişim için 20 tane 30 tane platform var. Bakıyorsunuz işte LinkedIn'den tutun da işte MessageMe'lerine kadar, Line'a kadar 50 bin tane internet üzerinden yalnızca birebir chat yapmak için program var. Sosyal medya inanılmaz bir derya orada. Dolayısıyla yeni medyada tamamen sosyal medyayı öğreteceğiz. Sosyal medyada markaların, şirketlerin bunu kullanması ile ilgili öğrencilerimiz. Bu da çok yeni bir alan. Reklam tasarım ve iletişim bölümü aslında benim pazarlama iletişimi, marka yönetimi diye tanımladığım bölüm ama gene üzülerek söylüyorum YÖK'ün isimlendirilmesinden dolayı böyle. Orada da marka yetiştirecek, marka geliştirecek öğrencilerimiz olacak. Bu arada bütün bunları yaparken bütün üniversite öğrencilerimiz için Üsküdar Üniversitesi'nin gene farklı bir yaklaşım. Biliyorsunuz biz davranış bilimleri ve sağlık konusunda tematik bir üniversiteyiz. Bu kapsamda bu yıl üniversitemiz üniversite kültürü diye bir ders oluşturduk. Bu ders 8 yarı yıl boyunca öğrencilerin alacağı ve kredi alacakları bir ders. Ve bu ders tamamen öğrencilerin üniversiteli olma kültürünü algılayabilecekleri ve interdisipliner olarak bir sürü sektörden, farklı alanlardan insanlarla buluşabilecekleri bir ders olacak. Proje kültürü diye bir ders koyduk. Gene bütün öğrencilerin mutlaka bir dönem almaları gereken bir şey ki biz çünkü şuna inanıyoruz. Artık dünyada her şey proje bazlı yürüyor ve gençlerimizin girişimciliği, proje yapmayı şimdiden öğrenmesi gerekiyor. Böyle bir dersimiz var. Pozitif psikoloji diye bir ders koyduk ki biz gene davranış sağlığı ve sağlık da alanında tematik bir üniversiteyiz ama bugün pozitif psikoloji çok önemli. Çünkü öğrencinin mutluluğu, öğretim üyesinin mutluluğu, ailenin mutluluğu, insanın mutluluğu, bütün çalışma ve motivasyon anlamında halkın mutluluğu, ülkenin mutluluğu, bu da çok önemli. Öğrenilen bir şey bu ve bunun için de bir ders tasarladık. Hı hı. Bir de iletişim becerileri diye bir ders koyduk. O da bizim fakültemizin ağırlığı. Bütün diğer fakültelerin hepsinde iletişim dersi ağırlıklı olarak işte sağlık bilimlerinde de, mühendislikte de iletişime ihtiyaç var. Bunları da servis dersleri olarak gene iletişim fakültesi olarak yapmayı arzu ediyoruz. Hı hı. Bir tur daha gelecek mi? Bekleyeyim mi? Hocam, bir soluklanayım mı? Sizi gerçekten çok akıcı ve çok güzel anlatımlarda bulundunuz. Özellikle üniversite kültürü, proje kültürü. Bunlar özgün dersler değil mi hocam? Evet. İlk kez bizim yaptığımız şeyler. Daha birçok şey yapmışsınızdır. Onları da birazdan hocam yine dinlemeyi sürdüreceğiz sizin ama arkadaşlar sosyal medya üzerinden de sorularını paylaşıyorlar. Onları da zaman zaman sizlerle paylaşacağım. Tamam. Hemen Hilmi hocama da dönmek istiyorum. Hocam, İzzet hocam bir sürü aynı üniversitenin rektör yardımcılarısınız. Çok yenilikten bahsetti. Ben öncelikle hani sizde nasıl bir model iş sağlığı ve güvenliğinde gelecek öğrencileri nasıl bir model bekliyor? Ve kontenjanlarınız ilişkin hocam var mı? Şu an tablo ne? Biraz buradan yürümek isterim. Söyleyeyim. Hocamın açıklamalarından da esinlenerek aynı problemlerin bizim alanımıza da var olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu standartları koyacak kimse maalesef ülkemizde çok fazla değil. Farklı üniversitelerde farklı uygulamaların ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela iş sağlığı güvenliği konusunda bazen Sosyal Bilimler Enstitüsü altında, bazen Fen Bilimler Enstitüsü altında içinde sağlık diye ifade edilmesine rağmen bazen şu sorularla karşılaşıyorum. Neden Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin bir ana bilim dalı olarak böyle bir programı açtığımızın sorusuyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla gerçekten bir bilgi eksikliği var. Türkiye'de korkunç bir bilgi eksikliği var. Zaman zaman düşündüğümüzde biz bu bilgi eksikliğine bağlı uygulamada yapılan hataları nasıl giderebiliriz diye düşündüğümüzde biraz bodoslama gitmemiz gerektiği kanaatine varıyoruz. Yani biz neyi yetiştirmek istiyorsak onu ifade ederek bu insanı, bu modeli ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunun için de sevgili rektörümüz, mütevelli heyetimiz bu olanakları bize gerçekten sundu.
iş güvenliği uzmanı diye uydurulmuş bir meslek dalı ortaya çıkarıldı. Bu meslek dalı adı üzerinde tamamen mesleki olan bir dal. Her işin kendi iş güvenliği, kendiyle ilgili bir şey. Daha evvel konuştuk, kuaförlük mesleğinde bir makine mühendisinin, bir kimya mühendisinin pek işi yok. Yani bir kuaför kendi işinin güvenliğiyle ilgili her türlü bilgiye sahip, uzmanlığa sahip olma hakkına sahip ve bunu gerçekleştirebilir. Hastanelerde iş güvenliği dediğiniz zaman aklımıza hemen hasta güvenliği gelir ki hasta güvenliğinden en sorumlu olan insanlar hemşireler, hekimler diye düşünür. Zaten bu insanlar hastayı en iyi şekilde tedavi etmek için uzmanlaşıyorlar. Kimisi üroloji uzmanı oluyor, kimisi nefroloji uzmanı oluyor. Dolayısıyla bu uzmanlar kendi mesleklerini iyi icra edebilmek, iş güvenliklerini sağlayabilmek için kanalize edilmiş oluyorlar. Şimdi farklı bir meslek dalı bakanlık tarafından yaratılarak bunların yerine konmak veya bunları meselenin dışında bırakmak çok şey değil, doğru değil. Bunun üzerine biz böylesine kısır çekişmeler içerisinde olmaktansa üniversitemiz olarak en doğrusunu yapmaya karar verdik. Ve bizim programlarımızda, iş sağlığı güvenliği programlarımızda iş hijyenisti dediğimiz hem çalışma ortamını hem çalışan insanı hem de işletme çevresini baz alarak bunları ölçmeyi, değerlendirmeyi iyi bilen, periyodik muayeneler yapabilen veyahut yapmaya olanak sağlayan öğrencileri biz meslek adamlarını yetiştirmeye çalışacağız. Bütün uzmanlıklarımız bunun üzerine kuruldu. Yani iş hijyenisti yetiştireceğiz. Bütün dünya üzerinde bu işi yapan insanların ismi endüstri hijyenisti veya iş hijyenisti diye geçiyor. Hocam bu alanda her türlü hijyeni bu kişiler mi sağlıyor? Yani yetişeceğiniz farz edelim. Burası bir değil mi stüdyo hocam? Burada da tabii ki belirli güvenlik önlemleri sağlık açısından alınması gerekiyor. O kişi buraya geldiğinde buradaki mesela nelerden sorumlu olacak hocam? Biraz daha somut. Şöyle söyleyeyim. Bizde mesele sadece bu tür insanların veya iş yeri hekimlerinin sırtına bindiriliyor. Halbuki sağlık olayı multidisipliner bir olay. Yani bir işletmedeki çalışan sağlığının korunması, geliştirilmesi multidisipliner bir çalışma gerektiriyor. Yani bir sistemin çalışması gerekiyor. Bu sistemin içerisinde de birçok meslek dalı var. Sadece mühendis, sadece iş yeri hekimi veya sadece iş hijyenisti falan değil. Bu bir ekip. Bu ekibin hareket etmesi lazım. Kimlerden oluşuyor? Bunu büyütebilirsiniz. Zaten sistemde tanım yaparken kimlerin bu işte rol aldığını ifade ederken şöyle başlıyoruz. Diyoruz ki çalışan kimseden başlayan en üst düzey yöneticiye kadar giden bir sorumluluk zinciridir. Yani siz ne yaparsanız yapın çalışan eğer kendi sağlığıyla ilgili, sağlığını korumakla ilgili bir çaba içerisinde değilse onun sağlığını koruyamazsınız. Hangi meslek dalını getirirseniz getirin. Alkol kullanır, sigara kullanır, bağımlı olur, sağlığına dikkat etmez. Dolayısıyla bu iş bir işletmede çalışanın sağlığı, çalışanın bizzat kendisinin üstleneceği görevlerden başlıyor. En üst düzey yöneticiye kadar bir anlaşmanın, bir konsensüsün içerisinde olması gerekiyor. Dolayısıyla bu bir sistem işi. Bu sistemin içerisinde iş hijyenisti belki de teknik olarak İş yeri hekimlerinin en büyük yardımcısı olabilirler. Aynen söylediğiniz gibi böyle bir ortamda siz mesleğinizi icra edebilmek için, doğru icra edebilmek için ben size sorsam iş güvenliği olarak ne düşünürsünüz diye örneğin kendimizi aydınlatabilmek için bu spotlardan yararlanacağız dersiniz. Ama bu spotların aşırı bir şekilde yararlanma insan sağlığı açısından zarar getirebilir. İşte bu iş hijyenisti. Bunu ölçen, biçen, acaba ne kadar insan için zararlıdır? Zararlı olan şey için nasıl bir tedbir alabilirim? Nasıl koruyabilirim? Bütün bunları yapan kişidir. Yani işletme içerisinde çalışma ortamından gelebilecek zararları ölçen, değerlendiren, önlemlerini alan kişidir. Biz öğrencilerimizi bu şekilde yetiştireceğiz ve sonuçta da ortaya çıkaracağız.
İnsanların bir takım tereddütleri var. Bize gelen öğrencilerimiz maalesef istediğimiz düzeyde gelmediler. Kontenjanlarımızın yarısı boş. Bu tereddütten dolayı gelmediler. Acaba biz buraları bitirirsek biz nasıl şey yaparız? İstihdam edildiririz. Hı-hı. Ne yaparız diye sordular. Bu şuna benziyor. Yani bilgisayar mühendisi hiç yokken böyle bir bilim dalının ortaya çıkması ve mezunlarının verilmesi sonucunda nasıl bu insanlar meslek sahibi oldular, mesleğine sahip çıktılarsa, makine mühendisleri, kimya mühendisleri, bizim yaratacağımız iş hijyenistleri de piyasaya çıktıklarında zaten kendilerini tanıtmış ve istihdamlarını sağlamış olacaklar. Bunda hiç tereddütleri olmasın. Daha evvel de konuşmuştuk, dedik ki ilk oldukları için de en kötü ihtimalle bu insanlar bu işin öğretim üyeleri olacaktı. Ki 18 dedik. Tane evet, olduğundan bahsettiniz hocam TÜBİTAK'ın da. Evet hocam, Hilmi hocam diyor ki biz o riskleri ölçebilen, yaşam kalitesini aslında yaşam kalitesini artıracak kişiler olduğundan bahsediyor. Siz de biraz önce Üsküdar Üniversitesi'nde yetiştireceğiniz profillerden bahsettiniz. İçerik üretimi, tekniği aslında insanların çok kısa sürede farklı kanallarda da öğrenebileceğinden bahsettiniz ama bu içerik üretimi de çok önemli. Bunların da dengelenmesi değil mi hocam? Siz beyin takımını yetiştireceksiniz hocam. Buradan yürüyecek olursak daha başka Üsküdar Üniversitesi'nde ki iletişim fakültesi orada oluşturdunuz. Burada öğrencileri neler bekliyor hocam? Burası tematik bir üniversite. Bu tematik algıyı öğrencilerle nasıl harmanlayacaksınız? Nasıl kanalize edeceksiniz? Nasıl avantaja dönüştüreceksiniz? Teşekkür ederim. Üsküdar Üniversitesi'nin tabii background'unda üniversitemiz genç bir üniversite ama üniversitenin kuruluşuna sebep olan sağlık grubunun çok geçmişi çok uzun. Yurt dışındaki çok önemli kurumların temsilciliğini alarak uluslararası akreditasyonla beraber Türkiye'de yıllardır sağlık sektöründe hizmet veren bir grup. Dolayısıyla çok ciddi bir birikim var. Bu birikim şu anda üniversite eğitimi için de seferber edilmiş durumda. Mesela yaklaşık üniversitenin ve grubun sahip olduğu yaklaşık 25-30 tane web sayfası var. Yani şu anda hiçbir üniversitenin bu kadar yoğun, farklı web sayfalarının olduğunu ben zannetmiyorum. Biz iletişim fakültesini kurarken hiç zorlanmadık. Çünkü çok ciddi bir altyapı ve bu konuda çok ciddi bir öngörü, birikimi olduğunu zaten gördük. Ve onun üzerinden bir şey inşa etmek çok kolay. Ne düşünüyoruz? Mesela sağlık odaklı hemen bir web televizyonu düşünüyoruz. Ki bu bizim üniversite öğrencilerimizin ağırlıklı olarak içeriğini oluşturup yönetebilecekleri, yayın yapabilecekleri bir alan olacak. Çünkü şu anda bile yaklaşık 3000-4000 tane özellikle sağlıkla ilgili videomuz var. Yani bu anlamda da çok ciddi bir stok hazırlığımız var. Diğer taraftan biliyorsunuz eğitimde dünyanın geleceği de uzaktan eğitim, online eğitim. Buna da bir taraftan yatırım yapıyoruz. Biraz sonra bahsedeceğim. Türkiye'de biz ezber bozmak için epey yeni şeyler yapıyoruz. Fakültede de böyle şeyler yaptık. Hilmi Bey'in de şu anda üzerinde çalıştığı şey aynı şekilde gene Türkiye'de yeni alanlar yaratacak, yeni meslekler, yeni uzmanlıklar yaratacak. Ama bu uzmanlıklar birikmiş bir beklenti ve ihtiyacı öngörüp tespit ettiği için, zaten bunun için bir beklenti olduğu için bu hizmeti, bu alanı açtığınızda yerini bulabilen alanlar. Özellikle uzaktan eğitimle ilgili yurt dışından çok kıymetli o alanın duayenlerinden dersler alacağız. Yani Amerika'dan, İngiltere'den, bir takım uzmanlardan uzaktan eğitim olarak ders alacağız. Özellikle yüksek, biraz sonra bahsedeceğim yüksek lisans programında. Bunu niye söylüyorum? Üniversitemizdeki bütün uzaktan eğitimin yayınlarının yapılması, bu yayınların hazırlanması, bunun işte stüdyosu, derslerin işte kaydedilmesi, biliyorsunuz sekron ve asekron olarak hazırlanıyor uzaktan eğitim. Bütün bu çalışmalarda da gene İletişim Fakültesi'nin
hem öğretim üyelerinin hem de öğrencilerinin aktif olarak yer almasını sağlayacağız elbette. Sektörle ciddi iş ilişkileri oluşturmaya başladık zaten. Biraz önce bahsettiğim üniversite kültürü dersi bu kapsamda hazırlanmış bir ders zaten. Yalnız iletişimle ilgili değil, üniversitemizdeki bütün alanlardaki öğrencilerin farklı alanlarla ilgili dünyada ne olup bittiğini o uzmanların dilinden dinleyebilecekleri, etkileşim sağlayabilecekleri, üniversite öğrencisiyken kendi networklerini oluşturabilecekleri bir imkanı sağlayacak onlara. Bu anlamda da eğitimimizi çok iyi planladık. Özellikle ilk iki yıl biraz önce bahsettim. İlk iki yılki temel bilgilendirme periyodu tamamlanmadan bir öğrencinin kendi konsantre olduğu bölümle ilgili içerik üretmesi söz konusu değildir. Çünkü iletişimcinin içerik üretmesi teknik bir şeyi öğretip ezberlettiğiniz kullanılacak bir makine değildir. Çünkü bir içerik stratejik bir fikirdir. Bu ticari anlamda bir markanın stratejik vaadini, reklamını, pazarlamasını, ürününün konumlandırmasını gerekli kılarken diğer taraftan işte bu sosyal anlamda bir haber ya da bir bir sosyal sorumluluk projesi olabilir haline de gelebilir. Dolayısıyla o öğrencinin uzmanlık alanı ile ilgili belirli bir eşik bilgiye ulaştıktan sonra konsantre olacağı alanlarla kendini geliştirebileceği bir şeydir. Ama mutlaka sektörle çok yakın ilişkilerle gene biraz önce ifade ettim. Bizim alanımız uygulamalı alan. Sektörden kopuk olarak bunu asla yapamayız. Ben kendim sektörde zaten bir sürü kurumla danışmanlık vesaire bu tür şeyleri yürütüyorum. Seçtiğimiz bütün öğretim üyelerini de genç arkadaşlarımızın da hepsini de bu perspektifle seçtik. Yani sektörle bilgi alışverişi yapan, yalnızca akademik yükselme için yayın yapan ya da bu anlamda çalışan asla onları küçümsemiyorum ama çünkü iletişim alanı evet sektörle çok yakın ilişki kurmak zorunda. Mesela yeni bir şey yapıyoruz. Dünyada çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Gene üniversitemizin vakfının da sahip olduğu bu tematik yapı yani davranış bilimleri ve sağlık alanındaki uzmanlığından dolayı biz mesela şöyle bir cesaret bulduk kendimizde. Nöro pazarlama diye bir yüksek lisans programı açıyoruz. İnşallah bu döneme yetiştirmeye çalışacağız. Şu anda YÖK'teki yasal süreci devam ediyor. Programın her şeyi hazır. Bu program için yurt dışından özellikle Amerika'dan bazı uzmanlarla da işte ders alışveriş yapacağız. Nedir mesela nöro pazarlama dediğinizde özellikle iletişim mesajlarının kişinin davranışlarına etkisi sürecindeki kişideki biyolojik marker diye tanımlayabileceğimiz biyolojik etkenlerin ölçümlenmesine yönelik bir program. Daha çok ölçümleme yapıyor. Yani siz herhangi bir mesaj hazırladığınızda bu kişinin yani beyninin hangi bölümünde nasıl bir reaksiyon verdiğiyle ilgili ölçümler yapıyorsunuz. Bunu işte eye tracking dediğimiz göz kontağı ile ilgili ya da işte fMRI dediğimiz işte bir takım çok gelişmiş MR cihazları ile yapabiliyorsunuz. EEG ile yapabiliyorsunuz. İşte deri ve skin testiyle yapabiliyorsunuz. Bilinçaltı reklamıyla falan karıştırılıyor. Öyle bir şey değil. Değil. Değil, asla değil. Tam tersi. Bugün pek çok kamu spotu yayınlanıyor. Mesela işte bu uyuşturucuyla mücadelede, trafik kazalarıyla ilgili mücadelede, sigarayla mücadelede, mesela alkolle mücadelede. Bu tür çalışmaların hepsinin onlar için, bu kampanyalar için hazırlanan verilerin gerçekten doğru veriler mi, değil mi? Bunların ölçümlenmesini çok önceden yapabiliyoruz ve bunların testlerini yapabiliyoruz. Aslında devamında da oluşturabileceğimiz bir merkezde bunun bir de hizmete de döndürmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'de özellikle reklam veren tarafında da sektörde de çok ünlü bir reklam verenin bir lafı var. Diyor ki reklama harcadığım paranın %50'sinin boşa gittiğini biliyorum ama hangi %50'sinin boşa gittiğini bilmediğim için %50'yi de harcamaya devam ediyorum diyor. İşte bu tür araştırmalarla harcanan rakamların doğru yere gitmesini sağlayabilecek sektöre de bir hizmet vermeyi düşünüyoruz. Çok heyecanlıyız. Bunun için de çok iyi öğrencilere ihtiyacımız var.
Bir cümle daha vaktim var mı? Buyurun, tabii, peki. Tabii, üniversitemiz genç bir üniversite ama özellikle çok ciddi bir dil hazırlık okulumuz var bizim. Dil hazırlık okulumuz Amerika'da da ortaklık yapan bir grupla beraber yürütüyoruz. Uluslararası geçerli olan bir sertifika veriyoruz. Bizim dil okulumuzu bitiren bir öğrenci Amerika'da herhangi bir üniversitede okurken tekrar oradan bir dil sınavına TOEFL'a falan gerek kalmadan eğitimine devam edebiliyor. Bütün hocaları yabancı Amerika'dan geliyor zaten. Gene bu okul kapsamında şu anda 10 tane Amerika'nın çok iyi üniversitesiyle bir network anlaşmamız var. İşbirliği anlaşmamız var. Geçen yıl dil hazırlık okulumuzdaki başarılı 5 öğrencini yurt dışına gönderdik. Bu yıl 15 öğrenciyi göndereceğiz. Bu öğrenciler dil devam edecekler ama bu network'teki üniversitelerle eğitim değiş tokuşu, ikili anlaşmalarımız da var. Çift diploma vesaire. Dolayısıyla bu imkanlar da var. Bizim bu heyecanımız, anlattığımız, yapmak istediğimiz şeyler hep ezber bozma ve hakikaten yeni şeyler deniyoruz. Bunun için de heyecanlı öğrenciler bekliyoruz. Öğrencilerimizin bir bölümüyle buluştuk. En az sizin kadar heyecanlı bu alanda. Evet, gecenin 12'sinde bile bu heyecanı yaşıyoruz biz. Evet. Eğer tercih etmemiş öğrencilerimiz varsa bizim bölümlerimize de bir miktar boşluk var. Bu dönemde işte ise bu fırsatı değerlendirebilirler. Biz iletişim alanında hakikaten Türkiye'de adından çok söz ettirecek bir yapıya sahip olacağız diyorum. Hocam, sosyal medya üzerinden de sorular geliyor. Asiye Yaman tabii ilgiyle izlediğini ve size selamlarını iletiyor. Ebu Bekir Ertem de yine sizlere selamlarını iletiyor hocam. Bunu birazdan hocam sizden almak isterim. Hocamız çok güzel anlatıyor diyorlar, İzzet hocamız. Sercan Devran Bişkin, ama diyor istihdam noktalarına da hocamız dikkat çekerse, ki herhalde bu anlattıklarınız %80 donanımını alsalar zaten istihdam noktasını. Hemen anlatayım, sonra da istersen öyle bağlayın. Buyurun. Şimdi Türkiye'de şöyle bir yaygın yanlış inanış var. Hiçbir üniversite hiç kimseye iş garantisi vermez. Yani böyle bir şey yok. Biz meslek yüksek okulu değiliz. Meslek yüksek okullarında bile bu sıkıntı vardır. Ben şunu söylüyorum. Ne aradığını bilmeyen ne bulduğunu farkına varamazmış. Üniversitede eğer gerçekten ne yapmak istediğini bilerek doğru bir tercihle yeteneğine, ilgi alanına göre eğer iyi bir tercihle yapmak istediği şeyin farkındaysa eğer, o kişiliğe iş garantisi vardır. Ben iş garantisi veririm. Özellikle Türkiye'de maalesef biraz önce anlattığım iletişimle ilgili yanlış, eksik bilgilenme, iletişimi yalnızca 4 tane televizyon, 2 tane gazete, 3 tane reklam ajansı olarak gören insanlar yüzünden sektörde çok ciddi bir yanlış intiba bırakılıyor. İletişim fakültelerinin sayısı falan fazla. Hayır. İletişim fakültelerinin içerikleri fazla. Çünkü iletişim fakültelerinin içerikleri teknik düzeyi geçemiyor. Ama Türkiye'de benim ifade ettiğim, biraz önce tanımladığım içerik üretecek, stratejik bilgi üretecek, kararların alındığı masada, yani yönetsel masalarda yer alacak donatılara sahip iletişimcilere ihtiyaç var. Ben bir sürü kurumla şu anda iş ilişkisi içerisindeyim. Her kurum sayısız şu söylediğim anlamda iletişimde ihtiyaç var. Gönderemiyoruz çünkü yok böyle öğrenciler. Dolayısıyla bence istihdamla ilgili olayı bir sorgulamak lazım. Bir böyle bir problemi var istihdamın. Evet. Biraz önce Hilmi hocamın söylediği, bir de devlet tarafından tanımlanmayla ilgili bir sıkıntısı var. Bugün pek çok serbest meslekte işte hekim diplomasını asıyor, muhasebeci, mali müşavir diplomasını asıyor ve hizmet sektörü. Ama bir iletişimci için böyle bir şey yok. Herkes iletişimci. Herkes reklamla ilgili, herkes markayla ilgili, iki söz söyleyebilen herkesin bu konularda da hakem kesmeye, söz söylemeye hakkı var. Ama bunların bu mesleği yapmakla da ilgili bir ilgi alanları var. Dolayısıyla burada da devletin de bunu bir tanımlaması, bu da elbette bizim ayıbımız. Yani iletişimcilerin ayıbı. Bu sektörel olarak bunun bugüne kadar mücadelesini demek yeteri kadar iyi veremedik ki. Böyle. Ama ben istihdam olarak Türkiye'de tanımladığımız anlamda iletişimcilere çok ciddi ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Dil bilen, mecrayı çok iyi bilen,
entelektüel, interdisipliner bilgi birikimine sahip, analitik düşünebilen ve bunları kullanarak, iletişim mesajı hazırlayarak kitlelerle etkileşime geçebilen herkes başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel anlattınız. Yine sorular gidiyor. Sercan Durmuş ve Furkan Mert, YGS ek tercihleri ne zaman başlayacağına ilişkin. Ama arkadaşlar tabii biz de bekliyoruz. Eylül'ün son haftası deniyor ama büyük bir ihtimal bu hafta içerisinde açıklanmasını bekliyoruz. Açıklanınca tabii bu ekranlardan sizlerle de paylaşacağız. Kontenjanları da nasıl doğru tercih yapmanız gerektiğini de sizlerle buradan yine hocalarımız aracılığıyla paylaşacağız. İlmi Hocam, size dönmek istiyorum. İzzet Hocam, aslında bu hocamızın bahsettiği donanımı alan farklı disiplinlerde, alanlarda, bölümlerde de olsa işsiz kalmayacaktır. Çünkü yapı taşı bir şekilde yapı taşıysa birileri tarafından fark edilir, değil mi hocam? Ama o taşın yapı taşı haline gelmesi için de bir kişinin kendi gayreti, bir de tabii sizin gibi akademik kadronun desteği çok önemli hocam. İş sağlığı ve güvenli ilişki, yine Üsküdar Üniversitesi'nde kontenjanları biraz önce ön lisans, lisans ve yüksek lisans. Yüksek lisans hocam devam ediyor değil mi şu an başvurularınız? Ayın 4'üne kadar kesin kayıtları var. Biz bu tarihe kadar ön kayıtları da durdurmadık. Mülakatlarımız sürekli devam ediyor. Başvuran arkadaşlarımızı kabul edeceğiz. Bu arkadaşlarımız dediğim gibi herhangi bir meslek sahibi olabilirler. Hiçbir meslek ayrımımız yok. Biz bakanlık gibi mühendisler veya teknik elemanlar diye ayırmıyoruz. Diyoruz ki iş bütün meslekleri ilgilendiren bir şeydir. Örneğin bir bankada sabahtan akşama kadar 12 saat, 13 saat mesai yaparak statik bir şekilde çalışan insanların da sağlığa ve güvenliğe ihtiyaçları var. Bunları da bakanlığın görevlendirdiği bir makine mühendisinin veya kimya mühendisinin yapması imkanı yok. Sektörü bilen insanların bu konuda görevlenmesi lazım. Bir iktisatçı, bir işletmeci bizden gelip böyle bir eğitimi alabilirler. Bakanlık bize bu hakkı vermiyor, sertifika vermiyor diye düşünmesinler. Biz onları en iyi şekilde yetiştirip gerekli yerlerde yerlerini almalarını sağlamaya çalışacağız. Sevgili hocam, konuyu açarken tematik olmanın, yani insan odaklı olmanın öneminden bahsetti. Zaten bizim programlarımızın önemi de bu. Yani çalışan insan bizim hedefimizde. Çalışan insanın sağlığı ve güvenliği diyoruz. Başka bir şey ilgilendirmiyor bizi. İş güvenliği falan bizi çok ilgilendirmiyor. Dolayısıyla hedef çalışan insan. Biz onunla ilgili her tür dersi, uygulamayı koyarak öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışacağız. Artı tematik olmasının bu tür bir özelliği var. Tematik, üniversitemizin içerisinde bulunan organlar, bunlardan bir tanesi çok kuvvetli olan psikolojik yapı, ruhsal yapı, onunla ilgili. Ve sevgili hocam çok iyi bir iletişimci. Şimdi bu bizim için korkunç bir avantaj. Yani bizim eğitimlerimiz için avantaj. Biz biliyoruz ki iş sağlığı güvenliğinde eğer iletişim doğru dürüst sağlanmış olsa sistem de doğru dürüst çalışacak. Örneğin acil yardım ve afet yönetiminde hep başlarken konuya, eğer bu konunun üstlenen insanlar, sistemin insanları iletişimi doğru dürüst sağlayabilirlerse zaten sistem doğru dürüst çalışır diyoruz. Yani yanımızda hocalarımız var, çok kuvvetli hocalarımız var. Sevgili hocamdan destek istediğimizde bizzat kendisi ben dersleri veririm diye yola çıktık. Gerçekten iddialıyız. Küçük öğrenciler diyeceğim, yani meslek sahibi olmayan insanlar, daha üniversiteye yeni atılan insanlar hiç korkmadan bize gelsinler. Çünkü o mesleğin gerçekten sahipleri olacaktır. Yepyeni bir meslek bu. Ya bu mesleğin sonunda biz nasıl istihdam edilir diye düşünmesinler. Makine mühendisi nasıl istihdam edildiyse, bilgisayar mühendisi nasıl istihdam edildiyse biz de aynı şekilde o istihdamı sağlayacağız kendilerine. Hocam mesela liseden mezun olan herhangi bir lise ayrımı da yok değil mi?
mezun olan arkadaşlar tercihlerinde direksizi yazabiliyorlar. İş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimini ön lisans da olabilir, lisans da olabilir, lisans görebilir. Olabilir, evet. Yüksek lisansa da yine bölüm ayrımı yok. Hiç ayrım yok. Herhangi bir mesleğin kendi alanında çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili çaba göstermek istiyorsa bu yüksek lisans eğitimini alarak yola çıkabilir. Hı. Hocam, İzzet Hocam'a geçmeden önce bir soruyu daha sormak istiyorum. Aslında sosyal medya üzerinden de geliyor. Bazı kurumların iş sağlığı ve güvenliği noktasında uzmanlıkları var. Sertifika programları var. Veriyorlar. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Yani bu bir ihtiyaçtan doğdu. Hı-hı. Çalışma Bakanlığı böyle bir eğitim kurumları yarattı. Bu eğitim kurumlarında ders veren insanlar yine bu sertifika programlarından yaratılmış insanlar. Yani üniversitelerde bu eğitim olarak yola çıkmadılar. Eksik bilgiyle hareket ettiler. Ve sertifika programlarından çıkan insanlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın oluşturduğu her dönem bunu izliyor arkadaşlarımız. Birçok sorunun iptal edildiği bir sistemle sınanıp meslek adamı yapılmaya uğraşılıyor. Bunların hepsi hatalı. Bu hataların kaynağı da maalesef bizden kaynaklanıyor. Çünkü doğruyu yapmakta biraz geciktik. Ama artık doğruyu yapacağız. Arkadaşlarımız büyük bir cesaretle bizi yazsınlar. Sonuçta onlar yararlı çıkacak. Bizim hocam, en büyük özlemimiz de bu. Burada yanılmıyorsam birkaç ay gibi bir eğitim süreçleri var. Uzmanlıkta bahsettiğim sertifika. 180 saat. 90'ı yüz yüze, 90 uzaktan eğitim. Bu eğitimi gördükten sonra dediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın açmış olduğu bir sınava giriyorlar. O sınav sonucunda da geçip veya kalabiliyorlar. Sonra sahaya giriyorlar hocam. Ondan sonra bu sonuçta 180 saatlik bir eğitimle, bakın, hiçbir şekilde insanla ilgili bilgi almadan, iletişimle ilgili hiçbir bilgi almadan, eğitim becerileriyle ilgili hiçbir bilgi almadan sadece ve sadece çalışma ortamı ve işi şematik ifade etmek için söylüyorum. Sadece makineyi bilerek bu eğitimi, bu alanı kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Bu mümkün değil. Çünkü çalışan insan ve çevre çok önemli iki faktördür. Onları göz ardı ederseniz meseleyi halledemezsiniz. Bu eğitim üniversitelerde yapılmalı ama hocam biraz evvel söylediği gibi de onların alanında olduğu gibi 40 fakülte falan yok. Bizde daha yeni doğmaya başladı. 2-3 yüksekokul veya fakülte diye düşünebiliriz. Bunların çok standart ortaya koyarak iyi bir şekilde eleman yetiştirmek için hareketlenmeleri gerekiyor. Yani YÖK'ün hemen bu işe müdahale ederek standartlaştırma çalışmalarına da girmesi lazım. Biz biraz daha avantajlıyız. Hocam belki daha büyük sıkıntılar çekiyor bu konuda. Ama biz bu standartlaşmayı bekliyoruz. Evet hocam, süremizin tabii sonuna yaklaşıyoruz ama İzzet Hocam, öğrencilerle ilişkilerinizi de ben merak ediyorum nasıl bir... çünkü burada çok cidden güzel anlatıyorsunuz, heyecanlısınız. Okula gelince döveceğiz hepsini. Tabii en azından mesela kimler sizi tercih etsin hocam? Bizi izleyip de iletişim yazmayı düşünen veya İhsal ve Güven hocam, onu da sizden öğrenmek isterim ama... Mesela iletişimci böyle gördüğünüzde, evet iletişimci diyebileceğimiz karakter tipi var mı hocam? Mesela görüntü itibariyle, konuşmasıyla, ifadesiyle. Ya tabii elbette. Yani şimdi yetenek mi hocam iletişim? Yani ben öğrenilebilir olduğuna inanıyorum. Şimdi bir sanat değil bu. Yani sanatta işte kişi durduk yerde şair olamaz, yazar olamaz, ressam olamazsınız yani işte. Müzisyen olamazsınız eğer yeteneğiniz yoksa. Hani ne kadar okursanız okuyun, elbette belki bilimini yaparsınız ama asla onun uygulamasını yapamazsınız. Ama bizim alanımız elbette hani kişiler arası iletişiminde eğer hani iyiyse bunu sürdürebilir ama şimdi sektörel olarak baktığımızda iletişimcinin yaptığı işte neredeyse bireysel temasları o kadar azaldı ki her şey artık elektronik ortamlardan yürüyor. Toplantılarda prezentasyonlar, sunumlar vesaire ama çoğunlukla mecralar kullanılıyor ve buralarda hakikaten çok öğrenilecek çok şey var.
Tabii ki bir yeteneği olmalı insanın. En azından bu işi çok sevmeli. İletişim öyle bir alan. Ama eğitimle kendini çok geliştirebilir. Ben iletişimcinin özellikle disiplinler arası alanda ilgi duyması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir iletişimcinin uluslararası ilişkileri, siyaseti, kamu yönetimini, hatta birazcık hukuku, psikolojiyi bilmesi gerekir. Bir iletişimcinin mutlaka felsefeyi, sosyoloji bilmesi gerekir. Okuması gerekir, anlaması gerekir, izlemesi gerekir. Bence merak ediyor olması lazım. İletişimcinin en önemli özelliği ne olup bittiğini merak ediyor olması lazım. Bunun iyi koku alması gerekiyor, iyi gözlemci olması gerekiyor. Sorgulayabilmeli. Tabii sorgulayabilmeli. Ama özellikle içerik üretecek iletişimcilerin stratejik düşünebilme, problem tespit edebilme, çözüm önerebilme yeteneğine sahip olması gerekiyor. Yalnızca çözüm önermesi yetmiyor. Bir de o çözümü en uygun hedef kitleye, en uygun maliyetlerle en etkili şekilde vereceği mecrasal ilişkiyi de kurması gerekiyor. Yani bugün siz Bağdat Caddesi'nde işte herhangi bir mağaza açarsanız, eğer açmak isterseniz, o açılış için o saatte caddede mağazanızın atıyorum 500 metre doğusunda, batısındaki o andaki aktif olan insanlara bile ulaşma yeteneğine sahipsiniz siz yalnızca mobil telefonlarda. Bu teknoloji, bu kadar böyle bir teknoloji var yani. Kimin nerede harcama yaptığını, ne kadar harcadığını, nerede tatil yaptığını, nasıl bir arabaya sahip olduğunu, hangi kartları kullandığını, hangi markaları tercih ettiğini, taksitle alışveriş mi yaptığını, peşin mi alışveriş, hangi mağazayı, hangi markaları ne sıklıkta aldığına kadar bir sürü veri toplanması bugün söz konusu ve bu verilerin artık işlenmesi söz konusu. İletişimcilerin işi bir taraftan bu anlamda veri bazlı iletişim, birebir iletişim için kolaylaşırken, bir taraftan da dünyadaki bu yoğun rekabet ortamı, bu yoğun iletişim ortamı, bu yoğun iletişim kirliliği bir taraftan da onun işlerini zorlaştırıyor. Yani bir taraftan size teknolojik bir sürü imkanlar veriliyor ama diğer taraftan da yaklaşık uyanık olduğu saatlerin neredeyse tamamında kişinin algısı, beyni belirli alanlara, alanlar tarafından işgal edilmiş oluyor. Dolayısıyla siz o kitleyi bulup kendi ürün konunuza, hedef kitlenize ya da neyse o anda üzerinde çalıştığınız iletişimin konusu olan alan neyse, siz o konuyu, o kişiyi ikna etmek zorundasınız. Bu da bir taraftan zor bir hale geliyor. Dolayısıyla kişinin pek çok şeyi aynı anda düşünmesi, öğrenmesi, iyi araştırmacı, iyi okuması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Evet hocam, tabii ki arkadaşlar gönül rahatıyla gelebilirsiniz. Hocamız bir anlamda, ne diyeyim hocam, bu özelliklerin hepsi olmasa bile, ki orada siz ilk iki yılda bu alanların birçoğuna zaten ilgi duyacaklar. Oradan da uzmanlaşarak. Tabii zaten bütün tanıtım döneminde biz hep şunu anlattık. Yani yaklaşık 5000 küsür öğrenci kampüse gelmiş. Bizimle birebir temas. Yalnızca iletişimle ilgili değil. 4 tane diğer fakültemizle beraber. Neredeyse 1 milyon kişi bizi sosyal medyadan öyle ya da böyle bizimle ilişkiye geçmiş, takip etmiş. Ulaşmış. Binlerce öğrenci telefon açmış. 700-800 bin kişi web sayfasına girmiş. Bakın yani şimdi bir taraftan 5 bin kişi kampüse gelmiş diyorsunuz. Diğer taraftan 1 milyon kişi ziyaret etmiş diyorsunuz. İşte 700-800 bin kişi bilmem ne yapmış. Şimdi gelen insanların sayısıyla sosyal medyadan sizinle kontak kuran insanlara baktığınızda insanların işini kolaylaştıran bir mecrasal altyapı var şu anda. Bunu bütün sektörler çok rahatlıkla kullanabiliyorlar. Ancak şu çok önemli. Ben yalnızca iletişimle ilgili değil. Bunu çok seviyorum. Her tercih döneminde öğrencilere de anlatıyorum. Harvard'da bir profesörün bir şeyi var. Diyor ki hayatınızla ilgili 3 tane diyor halka çizin ve içine tanımları yazın diyor. İşte mesela yeteneğinizi yazın diyor birine. Öbürüne diyor yapmaktan en çok hoşlandığınız şeyi yazın. 3. halkaya da mesleği yazın diyor. Parayı neden kazanıyorsunuz? Eğer bunların üçü diyor birbiriyle kesişmiyorsa siz mutsuz bir insansınız ve başarısız bir insansınız diyor. Ama diyor eğer yeteneğiniz aynı zamanda diyor en çok sevdiğiniz şeyse ve bir de bunu mesleğe döndürmüşseniz eğer, siz eğlenirken yani hobinizle
para kazanıyorsunuz demektir. Yani siz hobinizi yapıyorsunuz, biri de size para veriyor. Siz mutlu bir insansınız ve başarılı bir insansınız. Ben böyle bakıyorum. Yani bu işi ya da yaptığı her neyse, işi sevmeyen insanlarla işimiz zor. Yani zorla hiçbir şey olmuyor. Ama bu işi sevmek gerekiyor. Bir de tabii hayatı, mesleği çok da abartmamak gerekiyor. Çünkü pozitif psikolojinin konusu bu. Evet hocam. Her şey aslında bir araç. Önemli olan mutlu olmak. Ülkemizde ihtiyaç duyulan alanlarda eğer bu eğitimleri de verebilirsek ne mutlu bizlere. Hı. Hocam hem son toparlamayı yaptınız ama nöromarketing ilişkinde soru var. Diyor ki yüksek lisans eğitimi ne zaman tam anlamıyla faaliyete geçecek ki bu Türkiye'de ilk değil mi hocam? İlk bunu belirtmişsiniz. Evet, ve buna mesela alandan mı seçeceksiniz? Kimler başvurabilecek? Yüksek lisans programı, farklı ilgi alanları da olabilir ama evet. Kısaca buna da cevap verebilirsiniz hocam. Şimdi elbette sosyal bilimlerden olmasını çok tercih ediyoruz. Psikoloji, iletişim, pazarlama backgroundlu arkadaşlar, işletme backgroundlu arkadaşlar birinci derecede tercihimiz. Birazcık da her araştırma sektöründe vesaire yer almış insanlar çok çok iyi olacak. Çünkü sonuçta günün sonunda burada işin bir hastane tarafı var. Yani bir ölçümleme, bir analiz tarafı var. Orada çok ciddi bir teknik donanım var. Ve bu donanımlarla bu işi yapıp öğrenmek çok çok önemli. Özellikle Türkiye'de üniversiteyi bitirmiş, sektörde pazarlama, reklam, halk ilişkiler, işletme vesaire sektörlerinde hala hazırda çalışan arkadaşlar. Yani sektör deneyimi olan arkadaşların araştırma sektöründe de olabilir. Çalışan arkadaşların özellikle bir miktar deneyimi olan arkadaşların tercih edilmesi söz konusu. Program ümit ediyorum ki bu döneme yetişecek. Şu anda YÖK'te yani son izin aşamasındayız. Dünyada pek çok örneği var. Ve çok uzman insanlar var. Onlarla da iletişim halindeyiz. Program açılır açılmaz bir ya da iki tane dersi de online olarak bu dünyada bu konuda otorite olmuş, yayınları olan, kitapları olan hocalardan da destek alacağız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hilmi Hocam, İzzet Hocam bahsetti. Sizin de son olarak toparlama, son dakikalara girdik. İş sağlığı ve güvenliğini de tabii tercih edecek adaylarımız olacak. Bu arada değerli adaylarımız, bizi izleyenler, velilerimiz, öğrencilerimiz önümüzdeki günlerde yine İzzet hocamızı ve Hilmi hocamızı farklı günlerde hafta içinde saat 15-16'yı gösterdiğin Hayat Tercihtir programlarında sizlerle yine buluşturacağız ama Hilmi hocam son toparlayacak olursak neler söyleyebilirsiniz iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin? Hocama sorduğunuz soruyu bana daha evvel sormuştunuz. Nasıl bir öğrenci bekliyorsunuz diye. Ben şöyle cevap vereyim. Normal zekalı, kafası çok dolu olmayan, bize geldiğinde yani bilgileri doldurabileceğimiz boş yeri olan öğrenciler olması yeterli. Biz onların iyi bir hijyenist olmaları için bütün elimizden gelen sistematik düşünce yapısını onlara kazandırmaya çalışacağız. Ölçme değerlendirme yöntemlerini öğretmeye çalışacağız. Onların stajlarını yapacağız. Endüstride uygulamalarını yaptıracağız. Dolayısıyla hiçbir sorunumuz yok. Yeter ki onlar hocam dediği gibi hevesli olsunlar. Biraz sevsinler. Alanı sevmeleri de önemli. Çok önemli. Ama hocam kendi sağlıklarını da önemsemeleri gerekiyor değil mi? Siz en başta bunu söylemiştiniz. Çalışan insanlar, onlar da çalışan insan olacak bitirince. Evet. İlk yapacağımız şey zaten güzel bir... teçhizat giyme töreni yapacağız onlara Kasım ayı içerisinde. Bütün endüstride giyecekleri... Ya cübbe giymiyorlar, teçhizat mı giyecekler? Evet, hepsini giyecekler. Biz onlara derslere girerken zaten teçhizatla gireceğiz. Evet. Onları özendirmek için iyi bir şekilde güzel bir eğitim bekliyor diyorsunuz hocam. İnşallah. Profesör Doktor Hilmi Sabuncu, Süler Üniversitesi Rektör Yardımcımız. Hocam ayaklarınıza sağlık, şerefler verdiniz. Çok önemli bilgiler buradan paylaştınız. Tercih yapacak adaylarımıza da ufuk açtınız. Profesör Doktor İzzet Bozkurt hocam, sizler de hoş geldiniz tekrar. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar sizi misafir edeceğiz. Süler Üniversitesi Rektör Yardımcımız. Çok sağ olun hocam. Evet, değerli seyircilerimiz, bir
Artı eksi programının bugün sonuna geldik. Girişte de bahsettiğim, yarın saatler 15'i gösterdiğinde bu ekranlarda Hayat Tercihtir programıyla sizlerle birlikte olacağız. Tabii ki hafta boyunca devam edecek birlikteliğimiz. Yine size bu süreçte, bu tercih maratonunda bölümleri, programları tanıtmayı sürdüreceğiz. Üsküdar Üniversitesi'nden değerli akademisyenlerimizin katılımıyla. Yarın görüşmek üzere, mutlu geceler.